Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda sizlere çok tecrübeli bir trader arkadaşımın aktif olarak kullandığı mükemmel bir alsat sisteminden bahsedeceğim. Bu sat sistemi VIP denilebilecek kadar iyi bir sistem arkadaşlar. Bunun nedeni kar oranları çok yüksek yani bu ne demek? %100'lük yükselişleri bile önceden tespit edebiliyor arkadaşlar ve ek olarak da düşüş sinyallerine de bizlere erkenden haberlerini veriyor. Dediğim gibi arkadaşlar bakın buradaki sistemin ana özelliği çar yüzdesi en yüksek seviyedeki sistemlerden bir tanesinin olması arkadaşlar. Buradaki videomuzda çok ince bilgiler veriyoruz. Yani püf noktaları burada çok çok önemli. Bu sistemi tamamen anladıktan sonra sisteme bir bakışta sistemi anlayabileceksiniz. Yani sinyalin gelip gelmediğini basit bir şekilde anlayabileceksiniz ancak bu videoyu çok dikkatli dinlemenizi sizlerden rica ediyorum. Çok farklı ve çok iyi çalışan bir sistemdir. Ve bu sistem sayesinde inanılmaz pumpları yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Pump'ların öncesinde de bizlere sinyaller veriyor zaten. Video izlediğinizde bunu göreceksiniz. Sinyalleri muazzam arkadaşlar. Ve bu sistemle kaybetme şansımız çok çok düşük. Çünkü sinyalleri tamamıyla güçlü al ve güçlü sat odaklı. Bunu zaten sizler de göreceksiniz bu profesyonel sistemimizde. Ve arkadaşlar size çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. Telegram'da bizim adımızla bir sürü sahte hesap açılıyor. Ve bizim adımızı kullanarak bot satışı falan yapmaya çalışıyorlar. Telegram'daki bu şekilde sayfaları kesinlikle itibar etmeyin arkadaşlar. Biz YouTube haricinde hiçbir yerde aktif değiliz. Bunu söylüyorum bakın. Biz hiçbir yerde aktif değiliz. Youtube'da duyurulmayan bir bilgi asla doğru değildir arkadaşlar. Telegram adresimiz var. Kripton gezegenim. Bakın şuraya ekliyorum. Kripton gezegenim şeklinde. Sadece kripton gezegenim şeklinde. Ve zaten buradaki grupta kilitli. Yani herhangi bir şekilde oraya yazamıyorsunuz. Zaten orası da aktif değil. Öylesine açtım ve duruyor. İleride aktif edeceğiz. Ancak arkadaşlar dediğim gibi Telegram'da Kripton gezegenim haricinde herhangi bir sayfamız bulunmuyor. Telegram'da arkadaşlar kendi kullandığım Oğuzhan Kocal isimli bir Telegram adresim var. O zaten çok fazla aktif değilim. Ara ara bakıyorum. Yoğunluktan dolayı çok fazla kontrol edemiyorum arkadaşlar. Bakın dediğim gibi YouTube üzerinden duyurulmayan hiçbir bilgi doğru değil. Bunu belirtmek isterim. Eğer YouTube'da bir bilgi görüyorsanız o doğrudur. Bot satışı yani derler size bot satışı yapalım. Botumuz var şu parayı verin. Asla arkadaşlar. Biz sizden asla elden para almayız. Dediğim gibi zaten bizim bu şekilde elden para almaya ihtiyacımız yok. Bizim YouTube katıl butonu eklediğimiz sistemler haricinde herhangi bir sistem satışı yapmıyoruz arkadaşlar. Zaten buradaki sisteme de YouTube'da katıl butonu üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Yani kanalıma geliyorsunuz, katıl butonuna tıklıyorsunuz, YouTube'a oradan ödeme yapıyorsunuz ve bu şekilde YouTube'da oynatma listesinden oradaki videoları izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani tek burada bu şekilde ödeme yapıyorsunuz. Onda zaten YouTube'a yapıyorsunuz arkadaşlar. YouTube'dan üyelik alıyorsunuz. Bizim kanalımız üzerine aksi takdirde Telegram'da kimse sizden para istemez kripton gezegeni üzerine. Bunun bakın altını tekrar çizmek istiyorum. Çok kötü niyetli insanlar var arkadaşlar. Bizim adımızı kullanıyorlar vesaire. Biz kesinlikle Telegram'da kripton gezegenin ve Oguzhan Kocal haricinde herhangi bir Telegram adresimiz bulunmuyor arkadaşlar. Zaten Telegram'da benimle konuşmanız yani çok zor. Çünkü zaten Telegram'a çok fazla bakamıyorum. Telegram'da arkadaşlar kesinlikle iletişim kurmuyoruz. Dediğim gibi Twitter'da da buradaki bakın görmüş olduğunuz gibi buradaki adresimiz var. Ama zaten orayı aktif kullanmıyorum. Ben arkadaşlar çok fazla yoğunum. Bunu bakın altını çizerek söylüyorum. Çok fazla yoğunum. Genel olarak trade başındayım veya video başındayım. Zaten bunlara zaman ayıramıyorum. Twitter'a, Telegram'a zaman ayıramıyorum. Instagram'da zaten şahsi hesabımı kullanıyorum arkadaşlar. Bakın buraya bırakıyorum. Şahsi hesabımı kullanıyorum. Oradan bana yazarsanız elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Yalnız buradaki verdiğim adresler haricinde hiçbir yerden herhangi bir konuşma yapmıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ben sadece ama sadece youtube üzerinde aktifim bunun altını çiziyorum arkadaşlar çok önemli bir sorunuz olursa bana kriptongezegenim.gmail.com üzerinden mail atabilirsiniz elinden geldiğince arkadaşlar cevaplamaya çalışırım bunu da bu şekilde belirtmek isterim arkadaşlar şunu söylemek istiyorum sizlere bakın bu kanal sizler için gerçekten çok çok faydalı yani bunu neden söylüyorum bu kanalda arkadaşlar sizlere ücretsiz olarak alsat sistemleri sunuyoruz biz yani ücretsiz tamamen herhangi bir para istemiyoruz ücretsiz olarak eskiden buradaki sistemler tek bir koda bağlanarak yani yazılımı yapılarak bu şekilde para karşılığında yüzlerce dolar karşılığında satılıyordu arkadaşlar. Ben 2 seneye yakın bir zaman gece gündüz uyumadan elde ettiğim bir sistemi size 150 TL karşılığında katıl üzerinden veriyorum arkadaşlar. 150 TL karşılığında. 8 dolar gibi bir paraya tekabül ediyor büyük ihtimalle. Zaten arkadaşlar yani burada sizlere bir bilgi vereyim. Burada zaten arkadaşlar YouTube'a biz bir komisyon ödüyoruz aldığımız para üzerinden. Ve komisyon ödedikten sonra Devlete de bir vergi ödüyoruz zaten arkadaşlar bana kalan para gülünç bir para burada ben sadece bunu sizlere hani sizlerde faydalanın özel bir sistemim orada bulundurayım sizlerde faydalanın istediğim için koydum arkadaşlar yani 8 dolar insanlar burada onlarca yüzlerce dolarla al sat yapıyorlar ben bunu 8 dolara katıl butonuna koydum arkadaşlar yani bu kanal tamamen sizlerin iyiliği için var. Bunu kesinlikle arkadaşlar hiçbir zaman unutmayın. Kesinlikle de her zaman sizin için bakın. Sizin için gece gündüz çalıştığımızdan emin olabilirsiniz. Kesinlikle arkadaşlar. Yazılım üzerinde de şu an birçok çalışma yapıyoruz. Yazılım üzerine ayrı bir ekibimiz var. Bu şekilde arkadaşlar çalışmalar yapıyoruz. Zaten ortaya çıkınca YouTube üzerinden bakın. Altın istiyorum YouTube üzerinden duyururum. Aksi takdirde arkadaşlar herhangi bir telegram adresinden bir duyuru sizden bir para isterse falan kesinlikle kabul etmeyin. Dediğim gibi biz sadece YouTube'da aktifiz. Eğer benim stratejimi kullanmak istiyorsanız da arkadaşlar dediğim gibi katıl butonundan sadece ödeme yapabilirsiniz YouTube üzerinden. 150 TL'ye kendi stratejimi kaldırıcı, 60 TL'ye de kendi stratejimi satın alabilirsiniz YouTube üzerinden üyelik alarak. Sadece bu şekilde sizlerden biz ödeme isteriz arkadaşlar. Başka bir yerde herhangi bir şekilde al sat botu falan kesinlikle satışını yapmıyoruz. Bunu da bu şekilde belirteyim. Ek olarak arkadaşlar bu kanal niye açıldı? Sizler kimsenin yatırım tavsiyesine ihtiyaç duymayın diye açıldı. Her biriniz kendi sisteminizi oluşturun ve kendiniz kimseye bağlı kalmadan al sat yapın diye açıldı arkadaşlar. Gerçekten sadece bunun için açıldı. Siz insanların yatırım tavsiyesini uyuyorsunuz. Bakıyorsunuz diyorsun, diyor ki x kişisi herhangi bir fenomen vesaire. Herhangi biri diyor ki bu yükselecek diyor. Hemen bakıyorsunuz arkadaşlar. Kendinizin çok fazla tecrübeli olmadığını düşünüyorsunuz. Ve oradan işleme giriyorsunuz. Sonra düşüyor. Oradan alıyorsunuz ve düşüyor. Zarar ediyorsunuz. Sonra o adama gidip diyorsunuz ki ya ben zarar ettim diyorsunuz. Evet yatırım tavsiyesi değildir dedim ben diyor. Bu kadar. İşte arkadaşlar bu duruma maruz kalmayın. Sizin kimsenin bilgisine, tecrübesine, yatırım tavsiyesine hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Sizin kendi sistemleriniz olacak. Bunu ben söylüyorum arkadaşlar. Sizlerin hepinizin kendi sistemleri olacak. Sizler kendi sistemlerinizi kurabilin diye bu kanal var arkadaşlar. Buradaki sistemlerden beğendikleriniz birbirlerine entegre edebilirsiniz. Kendi stratejim kaldıraçla beraber kullanabilirsiniz. Ben hala aktif olarak kendi stratejim kaldırıcı kullanıyorum ve benimle beraber onlarca kişi hala arkadaşlar bu sistemi kullanıyor. Dediğim gibi arkadaşlar biz traderlık yapıyoruz. Herhangi bir yerde çalışmıyoruz aktif olarak. Biz arkadaşlar bizim mesleğimiz traderlık ve herhangi bir yerde benim çalıştığımı göremezsiniz. ve mesleğim bu ve bu mesleği de arkadaşlar kendi stratejim kaldıraçla beraber edindim. Yani onu kullanıyorum ve üzerine de arkadaşlar buradaki kanalda paylaştığım sistemleri kullanıyorum ve teyitler alıyorum. Bu şekilde işlemlere girip çıkıp kendi sistemi oluşturarak gelir elde ediyorum arkadaşlar. Bunu sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ben 26 yaşındayım. Biraz şu şekilde söyleyeyim sizlere. Yani işkolik gibiyim. Çok fazla sosyal değilim diyebilirim sizlere. Sürekli olarak çalışıyorum. Sürekli olarak bilgisayar başındayım. Sürekli al sat yapıyorum veya videolara bakıyorum. Yeni sistemler geliştiriyorum. Buna bunu eklesem daha iyi olur diyorum. Sürekli bu şekildeyim arkadaşlar. Zaten eskiden traderlık dönemimin öncesinde de bir şirkette çalışıyordum. Şirkette çalıştığımda çıkışlarda sabaha kadar arkadaşlar burada tecrübe edinmeye çalışıyordum. Bir süre sonra arkadaşlar ben anladım ki indikatörlerden daha iyi bir bilgi yok fiyatlanmaları öngörebilme hakkında. Bunun için arkadaşlar gerçekten çok uzun bir zaman harcadım var üzerinde ve en garanti yolun indikatörler olduğunu karar vermek benim hayatımı değiştirir arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Sonrasında kendi stratejimi kaldırıcı ürettim. Birkaç yılım aldı arkadaşlar dediğim gibi ve sonrasında yeni sistemler, yeni sistemler, yeni sistemleri kontrol ederek bu şekilde arkadaşlar trade'lerde başarılı olmaya başladım. Hiç kimsenin dediğim gibi arkadaşlar bunu sloganımız olarak belirleyelim. Hiç kimsenin yatırım tavsiyesine ihtiyacımız yok. Biz kendi sinyalimizi kendimiz üretebiliriz. Neden ihtiyacınız olsun ki başkasının yatırım tavsiyesi? Yani kimseye ihtiyacınız yok arkadaşlar. Biz burada sistemlerimizi kendimiz kuracağız. Güzel bir sistem oluşturacağız ve bu şekilde risklerimizi minimize ederek, kazanç oranımızı da maksimize ederek gelir elde etmeye başlayacağız arkadaşlar. Hep birlikte sizlerle. Bunun için dediğim gibi çok çalışmak gerekiyor. Yeni sistemleri ezberlemek gerekiyor. Çok güzel bir şekilde teyitler yapmak gerekiyor. Trading bir yıl başında ömrümüzü geçirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Böyle söyleyeyim sizlere. Benim gerçekten trading bir başında ömrüm geçiyor diyebilirim. Sizleri çok iyi anlıyorum arkadaşlar. Herhangi bir yerde çalışıyor olabilirsiniz ve ek gelir için burada koşturuyor olabilirsiniz. Hepiniz arkadaşlar güzel güzel işleri olduğundan da eminim ve arkadaşlar sizler kendiniz için, etrafınızdakiler için, aileniz için çaba sarf ediyorsunuz. Bunun farkındayım. Ben de arkadaşlar sürekli tabii ki de bu dönemlerden geçiyorum. Sizler arkadaşlar ek gelir için bu kadar uğraşan insanlarsınız. Yani sizler bir film de izleyebilirsiniz, herhangi bir şekilde eğlenceli videolarda izleyebilirsiniz ne bileyim, futbol da izleyebilirsiniz. Ama siz arkadaşlar burada zamanınızın çoğunu trade de Tecrübe edinmek için geçiren insanlarsınız arkadaşlar. Neden? Çünkü kendime fayda sağlayayım, aleme fayda sağlayayım, biraz daha para getireyim eve diye arkadaşlar. Sizi gerçekten çok iyi anlıyorum ve doğru yerde olduğunuzdan da emin olabilirsiniz. Bu da arkadaşlar sizlerle birlikte yaptığım ufak bir konuşma oldu. Gerçekten biraz içimi dökmek istedim, sizlerle konuşmak istedim. Çünkü arkadaşlar benim gerçekten size saygım ve sevgim çok fazla. Yorumları sizlerle kontrol ederseniz ne kadar nazik, ne kadar iyi insanlar olduğunu ve ne kadar çabalayan insanlar olduğunu göreceksiniz yorumlara baktığınız zaman arkadaşlar herkes birbirine soruyor bunu mu ekleyelim bunu mu ekleyelim diye. İşte arkadaşlar ben sizin bu çabanızı görüyorum ve amacınızı da görüyorum ve ben de sizlere bu amaç üzerinden hizmet etmek istiyorum arkadaşlar. Sizlere elimden geldiğince sağlığım el verdiğince bu şekilde güvenli ve iyi sistemleri aktarmaya devam edeceğim. Dediğim gibi kendi stratejimi kaldıraçta şu anlık herhangi bir fiyat yükseltmesi yapmıyorum ancak ileride düşünüyorum arkadaşlar. Kendi stratejimi kaldıraçta eşmek isterseniz YouTube'daki katıl butonundan erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Uzun uzun konuştuk. Umarım vaktinizi almamışımdır. Şimdiki videomuzdaki sistemimiz gerçekten çok çok değerli. altıncı çizerek söylüyorum. Çok çok değerli. Çok tecrübeli bir arkadaşımın aktif olarak kullandığı ve çok sevdiği bir sistem. Bunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Sizin de çok işinize yarayacağından kesinlikle eminim. Şimdi arkadaşlar daha da değerli vaktinizi almadan bu çok önemli sistemimizin hemen %100'ünü kesinlikle anlayarak izlemeye geçelim. Sizlere iyi seyirler diliyorum. sinyalinden sonra resmen %100'lük bir yükseliş gelmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir sistem. Bakın %100'lük bir sinyal vermiş. Tek sinyalinde %100 kazanç inanılmaz arkadaşlar. Hemen kontrol edelim. Burada arkadaşlar direkt %15'lik bir yükseliş sinyali vermiş bizlere. Yükseliş geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yani tamamen anlattığım şekilde sinyaller çıkıyor. En dipten en tepeyi yine görmüşüz buradaki sistemimiz sayesinde. Garant dediğimiz sinyalden sonra da bakın gördüğünüz gibi buradan %11.80'lik bir yükseliş sinyalini almışız. Çok basit bir şekilde buradaki sistemimize sahip olduğumuz için arkadaşlar. Hem 5 dakikalık hem 4 saatlikte inanılmaz sinyaller almış olduğumuzu görüyoruz. Bu şekilde tüm zaman dilimlerinde de kontrollerimizi yapabiliyoruz arkadaşlar. Tamamen buradaki düşüşsünlen sonra piyasanın yönünü aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz ve buradan piyasanın yönünü aşağı doğru vermesini önceden ön görebiliyoruz buradaki yine sistemin sayesinde inanılmaz yükselişi önceden tespit edebilmişiz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi alın noktamıza stopumuzu getirdiğimiz an zaten zarar etme ihtimalimiz herhangi bir şekilde kalmıyor arkadaşlar. 15 dakikalık grafiklerde de yüzde ona yakın bir yükseliş yapmış burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yani Arkadaşlar ekran başında olmadan, herhangi bir efor sarf etmeden ve uyurken bile para kazanabileceğimiz bir copy trade sisteminden hemen sizlere bahsedeceğim. Prime XBT'de copy trade yaparak tek bir tuşla strateji oluşturup para kazanan traderların işlemlerini kopyalayabiliyorsunuz. Bakın üst kısımda hangi para birimiyle işlem yapılacağını, toplam karlılık oranını, gün içindeki kazanç yüzdesini, copy trader'ın kaç gün aktif olduğunu ve takipçi sayısını aratabiliyorsunuz. Örnek olarak birinci sıradaki yer alan copy trader'ımızı bir analiz edelim arkadaşlar. Bunun için öncelikle copy trader'ımızın üzerine tıklıyoruz ve karşımıza direkt olarak bilgileri görmüş olduğunuz gibi çıkıyor. Burada ismini Toplam karını, bugünkü karını, copy trader'ın sermayesini, takipçilerinin toplam sermayesini ve aktif gün sayısı gibi bilgilerini kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Sağ kısımda da takipçi sayısını ve takipçilerin tarafından anlamasını görebiliyoruz. Bu bölümde örneğimizdeki copy trader'ın kar yüzdesini yüksek oranda arttırdığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın buradaki bölümde de takipçi sermayesi grafiğini kontrol ederek takipçilerin sermayelerini ne kadar arttığını da kontrol edebiliyorsunuz. Bakın görmüş olduğunuz gibi tamamen grafik yukarı doğru yönünü vermiş ve takipçilerin burada bir kazanç sağlamış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine alt kısımda günlerine göre karlılık oranlarını detaylı olarak kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Analizini yaptığımız bir copy trader'ın işlemlerini kopyalamak istersek üst kısımdan takip butonuna bir kez tıklayabiliriz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir ekran gelecektir. Sonrasında eklemek istediğimiz bakiyeyi buraya yazarak bir tuşla copy trader'ımızın işlemlerini kopyalayabiliyoruz arkadaşlar. Tabi buradan uyarıları da okumayı unutmayalım hiçbir zaman. Dilerseniz açıklama kısmındaki referans linkimde siteye kayıt olarak copy trade yapmaya başlayabilir ve ek olarak da %25 komisyon indirimi kazanabilirsiniz. Şimdi hemen videomuza dönelim. Arkadaşlar şimdi tek kelimeyle gözlerinize inanamayacağınız derecede doğru sinyaller verip size büyük kazançlar sağlatabilecek bu asat sistemimize nasıl ücretsiz olarak sahip oluruz hemen bu bölümümüze geçelim. En önemli bölümlerimizden bir tanesi arkadaşlar tradingview.com sitesi üzerinden göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz ve ilk indikatörümüz arkadaşlar çok çok önemli. Daha önce de birçoğunuzun bilmediği bir indikatör olduğundan eminim. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın RB. Alt tire REV yazmamız yeterli oluyor. Bu indikatör bize çok güzel alsat sinyalleri veriyor arkadaşlar. Tamamen dip ve tepe odaklı alsat sinyalleri veriyor. Bu indikatörümüzün yanına farklı indikatörler ekleyeceğiz ve ayarlarını tamamen sistemin ayarlarını değiştirerek 4 dörtlük bir sistem elde edeceğiz sizlerle birlikte. Bakın tıklayarak grafiklerimizi zaten entegre ettik. Buradan arkadaşlar ayarlar bölümü çok çok önemli. Birazdan sizlere zaten detaylı olarak bahsedeceğim. Burada RB altına rev indikatörümüzde birkaç ayar var arkadaşlar. Çok çok önemli ayarlardır. Aynı şekilde güncellemenizi sizlerden rica ediyorum. Buradaki 12'yi 5 olarak güncelliyoruz. Buradaki 26'yı 20 olarak güncelliyoruz. Sonrasında 70, 10, 70, 30 şeklinde buradaki ayarlarımız aynı şekilde kalıyor arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi buradan al ve sat sinyalleri oluşmaya başladı. Şimdi zaten bunları modifiye edip en iyi haline getireceğiz. 5, 20, 70, 10, 70, 30. Bu ayarlar çok çok önemli arkadaşlar. Görünürlük bölümü aynı şekilde kalıyor. Her zaman söylediğimiz gibi sonrasında stil bölümüne geliyoruz. Burada birkaç önemli ayarımız var. Buradaki yeşil rengi bu şekilde şeffaflığını biraz arttırmamız gerekiyor ve sonrasında yeşil renge çevirebiliriz arkadaşlar. Bakın buradaki tuşla yeşil rengi direkt olarak çevirdik. Buradan Arial ve 12 şeklinde kalacak burası. Sonrasında ser bölümünde de yine kırmızının şeffaflığını arttırabiliriz daha iyi görebilmek için arkadaşlar. Yeşil ve kırmızı olarak kalıyor. Sonrasında tamam'a basıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mumların kapanışlarında bizlere al ve sat sinyalleri veren bir indikatörle karşı karşıya kaldık. Bu indikatördeki sinyalleri farklı indikatörlerle teyit edip neler yapabileceğimizi görünce çok çok şaşıracaksınız arkadaşlar. 4 Dört 4'lük bir sistem diyebilirim tek kelimeyle. İkinci indikatörümüz arkadaşlar çok önemli bir indikatör var burada. SSL High Bit arkadaşlar aynı şekilde bakın yazabilirsiniz. Direkt karşımıza çıktı zaten görmüş olduğunuz gibi. Bakın favorilerimi de zaten eklemişim. Üzerine tıklayarak grafiklerimizi entegre ediyoruz ve çok önemli ayarlarını yapmak üzere hemen ayarlar bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Buradaki indikatörde de geçiş sinyalleri veriyor. Yani maviden kırmızıya geçtiğinde düşüş, kırmızıdan mavi geçtiğinde de yükseliş sinyalleri bizlere aktarıyor. Çok önemli püf noktalarından bahsedeceğim zaten birazdan sizlere. Çok iyi dinlemenizi rica ediyorum arkadaşlar sizlerden. Öncelikle burada girdiler bölümünde çok önemli ayarlarımız var. Buradan ATR periyodu 14'ten 12'ye güncellememiz gerekiyor arkadaşlar. Çok çok önemli bir ayarımız burada. Sonrasında buradaki 1'i 1,5 olarak güncellememiz gerekiyor ve 60'ı 13 olarak güncellememiz gerekiyor arkadaşlar sizlerle birlikte. Sonrasında 5 15 1 3 1 10 08 05 22 olarak bu şekilde kalması gerekiyor arkadaşlar. Son ikisi de yine 02 ve 0.9 olarak kalmalı. Buradaki ayarlar tamamıyla aynı olsun arkadaşlar. Herhangi bir ayar kesinlikle farklı bir şekilde yapmamanızı sizlerden rica ediyorum. 12, 1.5 şeklinde bu şekilde güncelleyebilirsiniz. 13, 5 bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sonrasında stil bölümüne geliyoruz. Benimle aynı hareketleri yapabilirsiniz. Trading ve giriş yapıp bu şekilde tek tek kapatmalıyız arkadaşlar. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi kapatmaya devam ediyoruz bu şekilde. Tikleri kaldırıyoruz arkadaşlar. Burada bizim ihtiyacımız olan sadece bir tane sinyal. O sinyalle zaten biz her şeyi yapabileceğiz. Buradaki indikatörümüzden. Bakın arka plan renklerine geldik. Buradaki tiki açık bırakıyoruz. Buradan renk sıfırın yanındaki işareti tıklayıp buradaki rengi yeşile çevirip sonrasında buradan şeffaflığı fulleye biliriz arkadaşlar. Ardından renk 1'i yani düşüş sinyallerini yine kırmızıyı seçip şeffaflığı tamamen arttırarak kullanabiliriz arkadaşlar. Sonrasında tamama basıyoruz. Yine ek bir bilgi vermem gerekirse görünürlük bölümünde tamamen orijinal şeklinde kalıyor. Sonrasında bakın tamama bastık ve sistemimizi çok güzel bir şekilde hazır ettik. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Burada bir teyit indikatörü lazım bizlere. Burada RSI kullanacağız. RSI ile sinyallerin doğru olup olmadığını tespit edeceğiz arkadaşlar. Bu bizler için çok çok önemli bir indikatör olacak buradaki sistem Bakın buraya RSI yazdık ve göreceli güç endeksi şeklinde üzerine bir kez tıklayarak grafiklerimize entegre ettik. Sonrasında RSI'nin yine ayarlarına geliyoruz ve girdiler bölümüne gelerek buradaki RSI'nin uzunluğunu 14 olarak bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. 14 şeklinde kalacak. Sonrasında stil bölümüne geliyoruz. Buradan sarı çizgiyi kapatıyoruz. Ardından 50 bandı hariç diğer bandları kapatıyoruz arkadaşlar. Bize orta band gerekiyor burada. Ortadaki çizgiyi beyaz olarak bu şekilde güncelleyebiliriz adres rengini kırmızı olarak güncelleyebiliriz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi kırmızıya dönüştü ve sonrasında buradan arka plan renklerinde kapatabiliriz arkadaşlar. Burada görmemiz gereken bölüm 50'nin altında mı yoksa üzerinde mi ve ortadaki 50 çizgisini alttan veya üstten kesmiş mi bunu kontrol edeceğiz arkadaşlar. Aresa yani kırmızı çizgimiz. Buradan sonra tamama basıyoruz ve arkadaşlar şu an sistemimiz tamamen hazır. Sistemimiz orijinal bir şekilde kuruldu arkadaşlar ve şimdi tek yapmamız gereken yükseliş ve düşüş sinyallerini nasıl alabiliriz bu bölümümüzü detaylı bir şekilde öğrenmek arkadaşlar. Şimdi hemen yükseliş sinyallerini nasıl alırız? Hemen bu bölümümüze geçelim. Yükseliş sinyallerinden sonra düşüş sinyallerinden de bahsedeceğiz. Stop loss bölümümüzden de bahsedeceğiz. Çok iyi dinlemenizi sizlerden rica ediyorum. Pür dikkat arkadaşlar dinleyin çünkü bu sistem çok çok değerli. Bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Al sinyallerini nasıl alırız bölümümüzde sizlere iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar en önemli bölümlerimizden bir tanesi Al sinyali nasıl gelir bölümümüz çok çok önemlidir burada. Notlarla burayı anlatacağım çünkü sinyallerin önemi çok fazla ve herhangi bir püf noktasını kesinlikle atlamamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buradaki sistemimizde birkaç tane ana kuralımız var. Bundan tek tek burada bahsederek sizlere anlatacağım ki bir sinyali tek bir bakışta algılayın ve hemen arkadaşlar pozisyonu girip girmemeniz gerektiğini anlayın istiyorum. Bu yüzden bu video sizler için altın değerinde diyebiliriz. Öncelikle arkadaşlar birinci koşulumuz RB Ultra Rev indikatörümüzün SSL Hybrid indikatörümüzde yani buradaki ortadaki yeşilden kırmızıya geçen bu kanal çizgisinden bahsediyorum arkadaşlar. Bu indikatörümüzde renk Yeşil, olmalı. Yani burada yükseliş sinyali alacakken bu rengin yeşil olduğunu görmeliyiz arkadaşlar. Sonrasında ikinci önemli noktamızdan hemen bahsedelim sizlere. İkinci önemli nokta da sonrasında bu şekilde SSL hybrid indikatörümüz yeşil renkteyken RB altı rev indikatörümüzden yükseliş sinyali gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi yükseliş sinyali gelmesi gerekiyor. RB altı rev indikatörümüzden yeşil sinyal gelmesi gerekiyor. Elbette her zaman mum kapanışı bekliyoruz. Yani yeni muma geçtiğinde buradaki yeşil yükseliş sinyalini görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Üçüncü koşulumuzda bu iki koşul gerçekleştiğinde aşağıda are sayda kırmızı çizginin beyaz çizgiyi yukarı doğru kesip mum kapatmış olması gerekiyor arkadaşlar. Bu bizler için çok çok önemli. Ara kırmızı çizginin yani ara sayın 50 beyaz çizgiyi 50 yazalım şöyle 50 seviyesini. Aşağıdan yukarıya doğru kesmesi gerekiyor. Bu da arkadaşlar bizler için çok çok önemli bir bilgi. Birazdan püf noktalarından da sizlere bahsedeceğim. Yani nerede bu sinyali aldığımızda girmeliyiz, nerede girmemeliyiz, hatalı sinyalleri de nasıl saptayabiliriz. Hepsinden tek tek bahsedeceğim arkadaşlar. Şu şekilde hemen şöyle buradaki yazılarımızı bu bölüme alalım arkadaşlar bu şekilde. Bunu her zaman görmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada kontrollerimizi yapalım. Öncelikle buradaki çizgide sadece yeşil ve kırmızı sinyalleri kullanacağız. Oradaki boşlukları herhangi bir şekilde kullanmıyoruz. Bizlere bir sinyal ifade etmiyor. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi TSL Hybrid yeşildeyken bakın yeşile doğru geçmiş. Daha yeni geçmiş bir de. Öncelikle burada saydam olarak bir renk vermiş. Sonrasında yeşile geçmiş ve yeşildeyken bizlere RB6 Rev indikatörümüzden bir yükseliş sinyali gelmiş arkadaşlar. Buradan zaten Yeşile geçtiği için bu da bir yükseliş sinyalidir. Bunu da belirtmek isterim. Yani buradan iki tane yükseliş sinyalini almış olduk. Buradaki sistemimiz de orijinal olarak diyor ki burada TSL Hybrid orta çizgisi yeşildeyken RB Ultra Rev indikatörümüz sinyal verirse bir yükseliş sinyali verir. Ancak arkadaşlar şunu belirtmek isterim ki buradaki yeşil çizginin ne kadar başlangıcında buradan yeşil yükseliş sinyali yanarsa sinyal o kadar güçlüdür. Bunu canlı testlerde en az 6-7 defa gördüm. Yani şuradaki yeşil sinyal Buralarda yanmış olsaydı bizlere çok iyi bir sinyal vermeyecekti arkadaşlar. Burada başlangıçlarında yanmış olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor ve yandığında da ara sayın bu şekilde aşağıdan bakın görmüş olduğunuz gibi şuradan kontrol edebilirsiniz. Ok şartıyla size göstereyim şöyle. Bu ok işaretini çizemedik ama siz anladınız arkadaşlar. Şu şekilde bakın seviyeyi kontrol ettiğimizde 46.90... 52.33 ama sonra bakın aşağısına inmiş. Şu an aşağısında 49.58 devam etmiş. 48.75 sonrasında devam ettiğimizde baktık 57.43. Aşağıdan yukarı doğru kesişimini yaptı ve bu bunu kapattı. Buradan da sinyallerimizi aldık arkadaşlar. Bu en iyi sinyallerinden bir tanesidir. Bakın saydamdan sonra veya kırmızıdan sonra fark etmez bu önemlidir. Saydamlıktan sonra veya kırmızıdan sonra gelen ilk yeşil SSL Hybrid sinyaliyle aynı anda R REV indikatörümüzden bir yükseliş sinyali gelmiş ve RSI'dan da aynı anda 50 kesişimi gerçekleşmiş. Bunu da belirtmek isterim. İsterseniz arkadaşlar saydamlıktan kurtulmak isterseniz bu şekilde tekrar aşağı gelelim. Buradaki saydamlığı yükseltebilirsiniz. Ona da gri çizgi diyebiliriz arkadaşlar. Gri çizgilerde dediğim gibi herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bu çok çok önemlidir. Buradan bakın basit bir şekilde yükseliş sinyalimizi almışız ve yönünü tamamen yukarı veren bir grafik olduğunu görürüz arkadaşlar. Bu yükselişi bakın basit bir şekilde tespit etmişiz. Görmüş olduğunuz gibi en dipten sinyalimizi aldık. En tepeye doğru sinyalini verdi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir yükseliş trendini basit bir şekilde şekilde ön görebilmişiz. Buradaki ücretsiz ve resmen profesyonel sistemimiz sayesinde. Evet arkadaşlar şimdi ikinci ve çok çok önemli bir örnek. Az önce bakın belirttiğim gibi başlangıcında bakın görmüş olduğunuz gibi başlangıcında değil sonlarında RBR indikatörümüzden sinyal gelmiş olduğunu görüyoruz. Yani bakın buradaki sinyal başlangıcına değil sonunda yanmış ve zaten RSI'de buradan kesişimini yapmış. Bu bizim için iyi bir sinyal mi arkadaşlar sizce? Tabii ki de iyi bir sinyal değil. Çünkü bunun başlarında sinyal vermesi gerekiyor. Yani buradaki sinyal eğer burada olmuş olsaydı hemen taklit edelim oradaki sinyalimizi. Eğer burada olmuş olsaydı hızlı bir şekilde de yeşile çevirelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu bizlere iyi bir sinyal verecekti. Elbette bu sinyal burada olduğunda kırmızı çizgide aşağıdan bakın beyaz çizgiyi bu şekilde yukarı doğru kesiyor olsaydı bizlere tam olarak bir sinyalini verecekti arkadaşlar buradaki sistemimiz. Ancak böyle bir görüntü olmadığı için zaten sonlarında sinyal verdiği için bu bizlere iyi bir sinyal vermiyor arkadaşlar. Böyle bir sinyal görürsek işleme girmemeliyiz. Bunu da belirtmek isterim. Mesela arkadaşlar yine Matik USCT'de buradaki örneğimizde görmüş olduğunuz gibi buradan kırmızıdan sonra griye geçmiş ve sonrasında yeşile geçmiş olduğunu görüyoruz ortadaki çizgimizin. Sonrasında bakın burada başlangıçta yine yükseliş sinyalimiz mevcut. Aşağı baktığımızda yine kırmızı beyaz çizgiyi alttan yukarı doğru kesmiş ve buradaki mum kapanışlarından sonra yönünü tamamen yukarı veren bir grafik olduğunu yine görüyoruz arkadaşlar. Buradaki yükselişi yine önceden tespit edebilmişiz. Bu arada arkadaşlar çok önemli bir püf noktasından sizlere bahsedeceğim. Buradaki sinyalimizi aldığımızda bakın buradaki sinyalimizi aldığımızda eğer diğer mumlardan ekstrem bir şekilde uzun yani şu uzunlukta diyelim mesela şöyle bir uzunlukta pump yapan bir mum görmüşsek ve sinyallerimizi o şekilde aldıysak bizlere iyi bir sinyal vermez arkadaşlar. Yani buradaki sistemimizde bu sinyali aldığımızda Мум, ekstrem bir şekilde uzunsa yani yeşil ve uzun gövdeli uzun gövdeli bir mumsa burada işleme girmemeyiz arkadaşlar. Bu şekilde orta uzunlukta gövdelerde mumlardan iyi sinyaller alabiliriz. Bunu da belirtmek isterim. Bu şekilde ilerden birkaç tane daha örnek göstereyim arkadaşlar sizlere. Bakın mesela burada yeşil sinyal 3 mum sonra gelmiş olduğunu görüyoruz. Aynı anda bir sinyal vermiş bizlere. Burada arkadaşlar ben bir işleme girerdim. Bunu da belirtmek isterim kesinlikle. Çünkü bakın hani şuralara kadar yükselip bir sinyal vermemiş. Başlangıçlarda vermiş olduğunu görüyoruz. Tabii ki de en başında verse bizler için daha iyi bir sinyaldir. Ancak bakın burada gayet iyi bir sinyal vermiş. Yönünü tamamıyla yukarıya doğru vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Sizlerle birlikte inanılmaz bir sinyal yine bizlere vermiş ve en dipten en tepeyi yine görmüşüz buradaki sistemimiz sayesinde. Yine şu şekilde devam ettiğimizde kontrollerimizi yapmaya devam edelim. Bakın arkadaşlar yine sonlarda bir sinyal gelmiş ve bu bize iyi bir sinyal vermemiş. Buradaki önemli püf noktamızın ne kadar iyi çalıştığını da görebiliriz. Püf noktaları gerçekten çok çok önemlidir arkadaşlar Asat sistemlerinde. YouTube'da kontrol ettiğimde arkadaşlar çoğu sistemde püf noktalarından bahsedilmiyor. Yani o sistemle canlı trade yapılarak canlı trade'de karşılaşılabilen hatalardan bahsedilmiyor. Ben arkadaşlar bir süre belirli bir parayla canlı trade yaptığımda bu hataları ve püf noktaları hemen saptıyorum ve sizlere aktarıyorum. Mesela buradaki sistemde yeşil çizgi varken yeşil sinyalimizi aldığımızda bir yükseliş sinyali alıyoruz orijinalinde. Ancak arkadaşlar buradaki sinyalin tonunda olduğunda ardından bir düşüş geliyor genel olarak. Bu yüzden bunun başında olması püf noktasını sizlere tabii ki de vermem gerekiyor. Çok çok önemlidir. Baktığımız zaman burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine başlangıcında bir yükseliş sinyali veriyor. Ufak da olsa yönünü yukarıya doğru vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada yine iyi bir sinyal aldık. Buradaki sistemimizdeki yükseliş sinyali gerçekten çok çok güçlü. Kesinlikle hafife almayın ve bu sistemin %100'ünü öğrenerek buradaki sinyalleri test edip kullanın arkadaşlar. Çok çok işinize yaradığını göreceksiniz. Bakın arkadaşlar mesela 4 saatlik grafiklerde de çok güzel sinyaller veriyor. Saatlik grafiklerde de, dakikalık grafiklerde de inanılmaz sinyaller veriyor. Ben 5 dakikalıkta kullanıyorum. Bazen 4 saatlikte de kontrollerimi yapıyorum. Ancak bakın burada kontrol ettiğimizde tek bir sinyalinden sonra resmen %100'lük bir yükseliş gelmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir sistem. Bakın %100'lük bir sinyal vermiş. Tek sinyalinde %100 kazanç inanılmaz arkadaşlar ve aralarda farklı herhangi bir sinyal de vermediğini görüyoruz. Bu da ekstra bir güç katıyor bizlere. Şöyle bir Devam edelim arkadaşlar bakalım şurada. Mesela burada aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi bizlere bir sinyal veriyor. Buradaki aşağıdaki 50 kesişimi biraz geç geliyor. Bakın burada yine çok önemli bir püf nokta vereceğim sizlere. Saatlik grafiklerde bazen bu şekilde kırmızı çizginin beyaz çizgiyi kesme durumu 1 mum sonraya veya 2 mum sonraya sarkabiliyor. Burada arkadaşlar ben bunu bir sinyal olarak kabul ediyorum. Çünkü saatlik grafiklerde bu durumla birkaç kez karşılaştım arkadaşlar. Yani tamamen aynı noktada sinyal vermeyebiliyor. Mesela buradaki kontrol ettiğimizde sinyalimizde Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 50.22 bakın 2 mum sonra vermiş. Bakın 48.54 sonrasında tam ortaya geliyor 50.22. Burada aslında kesiyor, yukarı doğru kesiyor. Sonrasında bir sinyal veriyor. Yani arkadaşlar burada 1 veya 2 mum inisiyatif kullanabiliriz. Yani saatlik zaman dilimleri ne kadar artarsa grafiğin süresi ne kadar artarsa, zaman dilimi ne kadar yükselirse o kadar arkadaşlar RSI'ye bir pay bırakabiliriz. 1 veya 2 mumluk. Bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradaki yükseliş sinyalinden sonra ne yapmış peki? Hemen kontrol edelim. Burada arkadaşlar direkt %15'lik bir yükseliş sinyali vermiş bizlere. Basit bir şekilde buradaki sinyalimizden kar elde edebilmişti arkadaşlar. Yine bu şekilde devam edelim bakın. Burada bir 3 tane sinyal var. Bu 3 tane sinyalimizin hatalı bir sinyal olup olmadığını hemen kontrol edelim arkadaşlar. Sanki biraz sonlara doğru gelmiş olduğunu görüyoruz. Bakın 1 2 3 4 5. 6. mumda sinyalini vermiş. Bir önceki sinyalimizi kontrol ettiğimizde arkadaşlar 1 2 3 4. 4. mumda sinyalini vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada 6. mumda sinyalini veriyor. Bakın burada 1 2 3 4 5 6 7 8. mumda sinyalini veriyor. Burada arkadaşlar bakın. 1 2 3. mumda sinyalini veriyor ve ardından yükseliş geliyor bakın. Buradaki sinyalden sonra düşüş geldi. Buradaki sinyalden sonra düşüş geldi. Buradaki sinyalden sonra sinyalimizin doğru olduğunu gördük. Başlangıçta sinyalimizi aldığımız için ardından direkt olarak yükseliş geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yani tamamen anlattığım şekilde sinyaller çıkıyor bu iki sinyalin hatalı olduğunu ve bu sinyalin doğru olduğunu bu şekilde arkadaşlar anlattığım şekilde tespit edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamen anlattığımız gibi ne kadar başında sinyal verirse o kadar garanti bir sinyaldir arkadaşlar. Garanti dediğimiz sinyalden sonra da bakın gördüğünüz gibi buradan %11.80'lik bir yükseliş sinyalini almışız. Çok basit bir şekilde buradaki sistemimize sahip olduğumuz için arkadaşlar. Yükseliş sinyallerimizi de çok iyi sinyaller almış olduğumuzu görüyoruz. Hem 5 dakikalık hem 4 saatlik de inanılmaz sinyaller almış olduğumuzu görüyoruz. Bu şekilde tüm zaman dilimlerinde de sistemimizi kullanabiliyoruz arkadaşlar. Sistemi kurduktan sonra bana kesinlikle teşekkür edeceğinizden eminim. Şimdi hemen arkadaşlar düşüş sinyallerimizi nasıl alırız? Hemen bu bölümümüze geçelim. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar şimdi Solana USDT'de sizlere bir düşüş sinyalinden hemen bahsedeceğim. Burada bakın görmüş olduğunuz gibi öncelikle Aresay yukarıda seyrediyor ve sonrasında aşağı doğru geçmiş olduğunu görüyoruz yavaş yavaş. Yukarıya baktığımızda yeşilden sonra veya griden sonra kırmızıya bir geçiş görüyoruz arkadaşlar. Ve yine aynı zamanda bizlere RB6 REV indikatörümüzden bir düşüş sinyali geliyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi aynı anda bir sinyal veriyor ve aşağı doğru da baktığımızda yine RSI'da kırmızı çizginin Ortadaki 50 seviyesi yani beyaz çizgiyi aşağı doğru kesmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar ve yine yükseliş sinyalindeki mantığımız gibi aynı şekilde burada bir düşüş sinyali alıyoruz arkadaşlar. Burada sistemimiz bizlere düşüş sinyali de veriyor ve tamamen buradaki düşüş sinyalinden sonra piyasanın yönünü aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz ve buradan piyasanın yönünü aşağı doğru vermesini önceden ön görebiliyoruz buradaki yine sistemimiz sayesinde. Düşüş sinyallerini arkadaşlar yine yükseliş sinyallerinde vermiş olduğum örnek gibi böyle bir durum gerçekleşirse işleme girmiyoruz arkadaşlar. Bakın ekstrem büyüklükte uzun gövdeli bir bu sefer kırmızı mumumuz mevcut. Burada arkadaşlar zaten diyoruz ki hani mantığa göre zaten yeterli düşüşü yapmış sinyalimizden sonra burada bir işleme girmemeliyiz arkadaşlar. Yükseliş sinyallerini de aynı şekilde mantık. Bu şekilde uzun gövdeli bir yeşil mum olursa zaten diyeceğiz ki yeterince zaten yükselişini yapmış. Ardından satışlar gelebilir. Veya buradaki örneğimizdeki gibi buradaki zaten çok fazla Satış olmuş ardından alımlar gelebilir diyoruz ve buradaki hiç riske atmadan işlemimize girmiyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Bir orta veya kısa gövdeli mumları tercih ediyoruz. Buradaki sinyalimizi aldığımızda bunu da belirtmek isterim. Bakın arkadaşlar yine görmüş olduğunuz gibi Avax USD'de buradan aynı anda bir düşüş sinyali almışız ve Aşağıdan da RSI'de bir kesişim gerçekleşmiş. Yönünü tamamen aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar buradaki sistemimizde önemli bir nokta var. Buradaki sistemimizin yükseliş sinyalleri düşüş sinyallerine göre daha güçlüdür. Düşüş sinyalleri kötü demiyorum tabii ki de. Düşüş sinyalleri de çok çok iyidir. Ancak düşüş sinyallerinin yanılma ihtimali yükseliş sinyallerinin yanılma ihtimaline göre daha da fazladır. Bunu da belirtmek isterim. Bu uyarıyı da sizlere yapmak istiyorum. Ancak yine de düşüş sinyallerimiz bu sistemde çok güzel çalışıyor diyebiliriz arkadaşlar. Ancak yükseliş sinyalleri gerçekten inanılmaz sinyaller veriyor. Yani mesela şu şekilde bir bir inanılmaz yükselişi önceden tespit edebilmişiz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada kontrollerimizi yaptık. Bakın kırmızıdan sonra griye geçti. Direkt kırmızıdan sonra yeşile de geçebilir. Hiç fark etmez. Kırmızıdan sonra griye geçti. Griden sonra yeşile geçti. Bakın ilk geçiş mumunda varış bekledik ve aşağıda bir yükseliş sinyali aşağıya da kontrol ettiğimiz arkadaşlar aynı anda bir kesişim. Bakın 47'den 51'e geçmiş. 50'nin üzerine geçmiş. Kırmızı çizgi beyaz çizgi yukarı doğru kesmiş. Ve arkadaşlar burada %100'lük bir sinyalimizi almışız. Sistemimizin verdiği en iyi sinyali almışız. Ve bakın görmüş olduğunuz gibi 15 dakikalık grafiklerde de %10'a yakın bir yükseliş yapmış burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yani yükseliş sinyalleri gerçekten çok çok iyi. Şöyle bir bilgi vereyim sizlere. Düşüş sinyallerinde bir backtest kesinlikle yapın arkadaşlar. Altcoin'de kullanıyorsanız altcoin'de, Bitcoin'de kullanıyorsanız Bitcoin'de bir backtest kesinlikle yapın. Düşüş sinyallerinde de uyumluysa düşüş sinyallerine de giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ancak yükseliş sinyalleri gerçekten inanılmaz diyebiliriz buradaki sistemimiz için. Şimdi arkadaşlar bir yükseliş sinyalinden sonra stopumuzu nereye koymalıyız? Nerede çıkış yapmalıyız? Hemen bu bölümümüze geçelim. Peki arkadaşlar buradan bir yükseliş sinyalimizi aldık ve yükseliş sinyalimizi aldıktan sonra stop-loss'umuzu ilk olarak nereye koymalıyız ve sonrasında sistemimizden ne zaman çıkış yapmalıyız? En önemli bölümlerimizden yine bir tanesi. Arkadaşlar bakın burada yükseliş sinyalimizi tam olarak buradaki noktada aldık değil mi? Bakın görmüş olduğunuz gibi yükseliş sinyalimizi burada aldık ve yükseliş sinyalimizi aldıktan sonra burada girişimizi yaptık. Girişimizi yaptık arkadaşlar ve stop-loss'umuzu nereye koymalıyız? Hemen bakın çok önemli bir püf nokta var. Bu şekilde bakın şuradan itibaren bir yükseliş trendinin başlamış olduğunu görüyoruz. Bakın buradan bir yükseliş başlamış, başlamış, başlamış ve biz sinyalimizi burada almışız. Biz arkadaşlar buradaki başlangıcın en dip noktasına ilk olarak stopumuzu yerleştirebiliriz buradaki sistemimizde. Sonrasında bakın yönünü yavaş yavaş yukarı doğru vermiş olduğunu görüyoruz ve yönünü yukarıya doğru verdikçe Bizler yine stopumuzu yavaş yavaş yükseltebiliriz arkadaşlar. Stopumuzu bozduktan sonra aynı yüzdeyle yükseltebiliriz ve bu şekilde bir yükselişi bu taktiğimizle sonuna kadar takip edebiliriz arkadaşlar. Stopumuzu yükselttik, yükselttik, yükselttik. Devam ettik yükseltmeye bozduk tekrar yükselttik. Yükseliş devam ediyor. Sonrasında diyelim ki hani buraya kadar yükselttik ve sonrasında bakın bu düzeltmede stopumuz patladı ve çıkışımızı yaptık. Veya diyelim ki hani buralara kadar yükseldi ben artık hani buradan çıkmak istiyorum dedik ve çıkışımızı yaptık. Yine arkadaşlar güzel bir kar elde etmiş olduk. Buradaki önemli püf nokta başlangıçtaki yükselişin dibine bir stop yerleştirmek ve sonrasında yükselişi aynı şekilde takip etmek arkadaşlar. Bu şekilde stop yükselterek ilerleyebiliriz. Buradaki sinyallerden sonra çok fazla düzeltme olduğunu görmedim. Çok fazla düzeltme olduğuyla karşılaşmadım. Ancak yine de lossumuzu başlangıçta geniş tutmalıyız ve sonrasında yükseliş devam ettikçe zaten alın noktamıza stopumuzu getirdiğimiz an zaten zarar etme ihtimalimiz herhangi bir şekilde kalmıyor arkadaşlar. Bu şekilde stop yükseltme taktiğiyle ilerleyebiliriz buradaki sistemimizde. İlk olarak da buradaki yükseliş sinyalinin başlangıcına stopumuzu yerleştirebiliriz. Bu bizler için çok iyi bir stoplos koyma yöntemidir arkadaşlar. Peki buradaki sistemimiz hangi zaman dilimlerinde çalışır? Burada arkadaşlar 1 dakikadan 4 saate kadar bütün zaman dilimlerinde kullanabileceğiniz bir sistemdir. Bunu da belirtmek isterim. Ancak dakikalık grafiklerde daha iyi sinyaller verdiğini düşünüyorum. 4 saatlik gibi saatlik grafiklerde ara saydan birkaç mum sonra kesişim bekleyebiliriz. Burada bir problem yok. Zaten yükseliş sinyalleri bölümünde bundan da bahsetmiştim. Dediğim gibi tüm zaman dilimlerinde kullanabileceğiniz harika bir sistemdir arkadaşlar. Elbette kullanmadan önce bir backtest yapmanızı her zaman sizlere öneriyorum. Backtest yaptığınızda zaten ne kadar iyi bir sistem olduğunu sizler de göreceksiniz. Peki arkadaşlar buradaki sistemimizde hangi indikatörü çıkarıp hangi indikatörü eklersek bu sistemimizi daha iyi bir hale getirebiliriz? Yorumlar kısmında bunu sizlerden bekliyorum arkadaşlar veya şu ayarını değiştirirsek daha iyi olabilir dediğiniz bir durum varsa hemen arkadaşlar yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ek olarak yorumlar kısmında arkadaşlar sistemle ilgili aklınızda herhangi bir soru işareti kaldıysa bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerle diyalog halinde olmayı çok çok isterim. Bu sistemimizde bu şekildeydi arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir sistem olduğunu göreceksiniz. Sistemi incelediğinizde umarım iyi bir şekilde sizlere anlatabilmişimdir. Aklınızda herhangi bir karanlık nokta varsa dediğim gibi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bu sistem gerçekten çok değerlidir. Bakın bunu tekrar söylüyorum. Bu sistem gerçekten çok değerlidir. Kullanılmasının çok büyük faydaları olacağı bir sistemdir. Bunun da altını tekrar çizmek istiyorum arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bir like bizlere çok görmeyin ve kanalımıza ailemize dahil olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki video kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.